Çankırı'nın Eldivan ilçesi doğalgaza kavuşmanın sevincini yaşadı. Eldivan ilçesi belediye önünde düzenlenen törenle doğalgazına kavuştu. Eldivan Belediye Başkanı Mustafa Lafçı, törende yaptığı konuşmada Eldivan'ın tarihi bir güne tanıklık ettiğini belirterek muhalif gruplar tarafından dile getirilen gelmez denilen doğalgazı getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. İlçemize kazandırdığımız her yatırımda, her hizmette olduğu gibi doğalgaz hizmetinin kazandırılması süresi boyunca da bazı kesimler tarafından doğalgaz Eldivan'a gelmez, yakılmaz propagandası yapıldı sayın misafirlerimiz. Evet sayın hemşerilerim, eğer biz gittiğimizde ilçe merkez nüfusumuz 20 binden az, siz doğalgaz alamazsınız, şartınız tutmuyor dediklerinde geri dönüp gelseydik. İlçenizde organize sanayi yok, onun için doğalgaz şartınız tutmuyor denildiklerinde biz geri dönüp gelseydik. Önümüze çıkan her zorlukta, her engelde mücadele etmeyip de zaten bu zamana kadar yapılmamış, bundan sonra da yapılmasa ne olur deseydik, biz doğalgazı kullandırmıyor olurduk, yakamıyor olurduk. Bunların en önemlisi, biz bu işe inanmamış olsaydık doğalgazı yakamayacaktık. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, iman varsa imkan da vardır. Suyun çokluğu değil, damlaların sürekliliğidir sözünüzü kendimize rehber ettik. Küçük su damlaları gibi süreklilik kazandırarak, devamlılık gide gele yolları aşındırarak, engelleri aşarak bu doğalgaz hizmetimizi ilçemize kazandırdık. Konuşmaların ardından doğalgaz meşalesi dualar eşliğinde kurban kesilerek yakıldı. Tarihi günde Kargaz tarafından Vana'nın açılmasıyla birlikte halkın özlemle beklediği doğalgaz ilçeye verildi. Coşkuya kapılan yaşlı bir vatandaş, davetliler önünde Eldivan yöresel türküsü eşliğinde doyasıyı oynayarak renkli görüntüler oluşturdu. Bak aşağıda spor tesisi yapıldı. Hükümet binası yapılıyor. Yeraltı teşkilatı yenileniyor. Doğalgazımız geldi. Yukarıda TOKİ var. TOKİ başladı. Bundan büyük hizmet olur mu daha? Daha ne olsun? Allah bir de bin kere razı olsun Tayyip Bey'den ve onunla beraber çalışan insanlarla beraber. Herkese çok çok teşekkür ederiz. Şimdiye dek hiçbir böyle bir şey olmadıydı. Şükür Mevlamıza, her şeyimize razıyız. Daha da yolumuz açık, neler olacak Eldivan'a. Değişik bir Eldivan olacak. Gelemez diyenlere geldi, yapamaz diyenler yapıldı. Belediye başkanımızın sayesinde oluyor bu yatırımlar, gelişmeler Eldivan'ımızda. Bu kadar iyi şeyler olmuyordu şimdiye kadar. Başkanımızın sayesinde bura değişik bir memleket olacak. Yıllı uğurlu olmasını diliyor yavrum. Ankara'da kalıyorum. Kışın, yazın buradayım. Yani doğalgazın kolaylıkları artık yani tartışılmaz yani. Kışında kalır mısınız artık? Tabii ki. Kışında şimdi abi ne olacağım bugün? Gidip yani... Yani soba yakmak zor olduğu için kışın... Ya zaten ondan Ankara'ya gidiyoruz biz. Sobanın şeyinden kovayı indir bindir yani odun, kömür falan diye. Eldivan için biraz önce de zikrettim. İnşallah yakın zamanda kültür merkezimiz. Bu dönem tabii öğrenci sayımız artıyor. 1500 civarında bir öğrencimiz burada barınacak ve eğitim öğretimini görecek. Onu gerçekleştireceğiz. Hemen arka tarafta bir dere ıslahımız var. Onu da yapacağız. Şahin Tepesi diye bildiğimiz sayfiye merkezini, mesire alanını daha güzel, daha geniş kitlelerin faydalanabileceği bir noktaya getireceğiz. Malum biliyorsunuz doğalgazımızı da getirdik. Burada konutlaşmayı yatay mimari üzerinde daha farklı bir noktaya getirerek inşallah Eldivan'ımızı büyütebilmek için gayretlerimize devam edeceğiz. Çok mutluyuz. Duygu ve düşüncelerimiz anlatılmaz yaşanır derler ya, tabiri caizse klasik bir söz oldu ama gerçekten yaşıyoruz. Allah binlerce kez şükürler olsun ki doğalgaz gibi yaşam standartını yükselten bir hizmeti ilçemize kazandırmak bizlere nasip oldu. Vatandaşımıza hayırlı uğurlu olsun. Hizmetlerimizin devamı gelecektir. Bizi takip etmeye devam ediyoruz, edin diyoruz. Tam olarak Terhaniye ne zaman tamamlanmış olacak yaklaşık olarak, bir zaman var mı? Biz doğalgaz izini EPDK'dan yani Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan
Aralık 2019 yılı içinde almış olduk. EPDK kuralları gereği 6 ay içinde inşaata başlayıp 18 ay içinde ilçeye de gazı yakma zorunluluğu vardı. O süre zarf içinde inşaata da başlandı. Gaz da yakındı. Sayın Müdürümüzün de dediği gibi şu anda ilçe genelinde %43 tamamlanma oranı var. Ve yine EPDK kararları gereği imar içindeki en son noktaya 5 yıl içinde götürme zorunluluğu var. Lakin bizim yaptığımız çalışmalar neticesinde, ilişkiler neticesinde ve işi takibi neticemizde Allah nasip ederse önümüzdeki sene yapılacak yatırımla ilçe tamamında %85'in üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Eldivan'ın doğalgaza geçmesinin ardından Çankırı ilçeleri arasında Orta, Yapraklı ve Bayramören'in haricinde doğalgaza tanışmayan ilçe merkezi kalmadı.